bile Allah'a iman ile rızayı bulduğunun misallerini bu azım kıssalarda göreceğiz. Vazifeleri önümüzdeki hafta Allah lütfederse huzurunuzda inşallah vakit müsaadesinde arz etmeye çalışacağız. Şimdi meseleye giriyoruz inşallah. Cenab-ı Nuh aleyhissalatu vesselam Resul olarak gönderilmiş bir muhterem Allah elçisidir. 1000 seneden fazla ömür sürmüş. 950 senesini kavmine hidayet ve irşatla vakit geçirmiş. Başına gelmedik eza cefa kalmamış. Bu mübarek peygamberin kıssasını Kur'an'ın mucizül beyanda 7 sure-i şerifte Allah'a azimişan bize beyan buyurmuş. Sureler: Sure-i Araf, Sure-i Yunus, Sure-i Hud, Sure-i Ankebut, Sure-i Saffat, Sure-i Tahrim, Sure-i Nuh. 7 sure-i şerifte Rabbül İzzet ve Tekaddes Hazreti Nuh aleyhisselam ve kavmini bize lütfedip beyan buyurmuş. Ben sizin huzurunuza 7 sureyi de okuyarak, tefsirlerden sayfa sayfa inceleyerek, ne zaman, nerede, neyin anlatılması lazım geldiğini planlayarak huzurunuza bunu getirdim. Bu 7 surede Cenab-ı Nuh aleyhisselatü vesselamın risaletini ve kavmini icmalen beyan buyurulmuş. Bu surelerin birisine elini alan bir kimse Nuh aleyhisselam hakkında bilgi sahibi olabilir. Ama her bir mesele her surede aynen anlatılmamış, Allah bize beyan buyurmamış. Bazı surede müştereken tebliğ ve risalet vazifesini nakletmiş, kavminin tekziplerini göstermiş. Ama bütün dünyadaki Nuh aleyhisselamın umurunu değişik surelerin içerisinde dağınık nakletmiş Allah. Hazreti Bediüzzaman Hazretlerine sorulmuş: niçin bir peygamberin kıssası bir surede hepsi birden anlatılmamış da niçin değişik surelerde anlatılmış? Cevabına, bir insan hayatı boyunca Kur'an'ın bütün surelerinin tefsirini okumaya muktedir olamaz. Her bir sureyi tefsirde tafsilen okumaya muvaffak olamayan ümmeti Muhammed, bir sure içerisinde bir peygamberi okuduğu zaman hiç değilse o peygamberin zat-ı risaletini ve kavminin ahvalini az çok malumat sahibi olabilir. Bunun için her bir surede peygamber kıssaları bölünmüş ki az da olsa okuyanlar o mübarek peygamberlerden istifade edebilsin. Ama ben 7 tane 8 cilt büyük Kur'an tefsiri, 6 tanesinin içerisinde mübarek Nuh aleyhisselam anlatılmış. Ama bu anlatılış sırasında böyle bir tertiple değil, Nuh aleyhisselamın hayatının komple olarak vaziyeti izah edilmiş. Bu bakımdan ben size önce Nuh aleyhisselamın hayatını uzun tafsilli özetler çıkardım. Baktım böyle anlatılırsa mükerrer izah oluyor. Bu sefer döndüm Nuh aleyhisselamın sohbet sırası diye hangi bahisi nereye koymakla izah edilmek uygundur onu tasnif ettim. Ona göre huzurunuzda inşallah anlatmaya çalışacağım. Allah bizim dilimize gayret, gönlümüze ilahi anlayış, Hazreti Nuh aleyhisselamın da şefaatini üzerimize nail eylesin. Kıymetli müminler, bu mübarek peygamber çok azametli bir resuldür. Beşeriyetin ikinci babasıdır. Konuya girdiğimizde görülecek, mukaddeme olarak arz ediyorum. Gemiden indirildiği zaman ayetle Cudi dağında
Musul'a yakın Cudi Dağı'nda karar kılındığı zaman 80 kişi gemiden çıkmış. Bunun birisi Nuh Aleyhisselam, birisi haremi, 2-3 tane oğlu, 5-3 de haremi, 8-72 de ümmeti iman etmiş Nuh Aleyhisselam olarak 80 kişi gemiden çıkmışlar. Allah'a azimşan bu 80 kişiye hepsini ölüm vermiş, Nuh Aleyhisselam da dahil. Geride 6 kişi kalmış. 3 tane Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. İşte bütün dünya yeniden bu 3 mübarek insandan çoğalmış. Yemin edilirse ki Nuh Aleyhisselam benim dedemdir, Alman içinde doğrudur, Amerikalı içinde doğrudur, Fransız içinde doğrudur, Türk içinde doğrudur, Arap içinde doğrudur. Nuh Aleyhisselatü Vesselam insanların ikinci defa ceddi pakidir. Ayetle sabittir. Bütün insanlar Nuh Aleyhisselam'ın evlatlarından çoğalmış. Bu bakımdan Cenab-ı Nuh Aleyhisselatü Vesselam Adem Aleyhisselam'dan sonra ikinci atamızdır. Bu bakımdan bu mübarek Nuh Aleyhisselam'ın kıssası hazin bir kıssadır. Çok zoraki bir haldir. Çok ibretleri şamildir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın sureleri 7 surede geçmiştir ki Araf, Yunus, Hud, Ankebut, Saffat, Tahrim ve Nuh surelerinde geçmiştir. Allah-u Azimşan bize anlatmakta kolaylık ve anlatana anladığıyla amel etmek, Allah'ın muradı veçiyle anlatmak, dinleyenlere Allah'ın muradı veçiyle dinlemek ve kalplerinde bu nurani vaziyetten ve vazifeden idrak etmek nasibi müyesser eylesin. Kıymetli müminler, önce bir kısa mukaddeme yapacağız. Ez cümle şöyle ki, Allah-u Azimşen Hazretleri Sure-i Hud'da 120. ayeti celilede mealen kalbini tespit ve tatmin için sana peygamberlerin kıssalarından, haberlerinden her çeşidini kıssa olarak anlatıyoruz diyerek Allah'a azimşan Muhammed Mustafa'ya hitap etmiştir. Ya Muhammed, kalbini tespit ve tatmin için sana peygamber kıssalarının her çeşidini naklediyoruz. Niçin naklediyoruz? Ya Habibim, kalbini tespit et. Onların durumlarını gör, kalbini dinin üstünde sabit kıl. Aynı zamanda kalbini onların haliyle ahvallendiğin zaman tatmin et. Onların gördüğün sıkletler, ezalar, cefaları gör de sen de onlar gibi sabret. Sen de onlar gibi sebat et. Sen de onların yolundan gitmek suretiyle dini mübani, mübini İslam'ı anlatmakta sakın sıkıntıya düşme. Sana peygamber kıssalarını gösteriyorum ki ancak kalbin İslam'ın imanıyla öylece tespit olur. Ve onların halini gördükten sonra ancak tatmin olabilirsin. Tatmin olmak davettir. İmandan sonra halavet lazım gelir. İmanın tadına halavet denir. Zenginliğin tadı layiş ise, fakirliğin tadı sabır ise, kamil insanın tadı kemal sahiplerinin ahvalini görmekle ancak kalpleri itminan olur. Yine Allah Azimşan ve Tekeddes Hazretleri Sure-i Kehf ayeti celile 54'te Zat-ı Uluhiyetime yemin ederim ki muhakkak şu Kur'an'da insanlar için muhtaç oldukları her misali biz beyan ettik. Diyemeyiz ki ya Rabbim bana bir misal verseydin de ibret alsaydım. Hastalandım, koca masi oldu veyahut karı masi oldu veyahut çocuklarım bana karşı geldi gibi dünya musibetlerinin neyiyle giriftar olursan olunuz, Allah Kur'an'da
muhtaç olduğumuz her bir misali bize peygamberlerin misaliyle beyan etti ki insan mücahede cihetinden her şeyden çok oldu. Yani insan mücadele cihetinden mahlukatın kafesinden ileri gitti. Hakka karşı inattan çekinmedi. Yani biz insanlara şu Kur'an'da her türlü mevize ve vaaz ve her türlü nevi delillerle, hüccetlerle getirip incelettik ki düşünsünler, tefekkür etsinler, nadim olsunlar, Kur'an'daki ahval ile intibaha gelsinler. Peygamberlerin, evlatlarının, karılarının, çocuklarının, kavimlerinin o peygamberle münasebetlerini görerek ibret alsınlar. Onların haliyle ibret alarak kendi hallerini büyük bir bela ve musibet sanmasınlar. Görsünler ki kendi dertleri bir kabak çekirdeği küçüklüğünde, o büyük insanların dertleri ise dağlar mesabesindedir. Sen bir sinek ısırmasına tahammül edemiyorsun. Ya tufanın şiddetine, Kızıldeniz'in tuğyan olmuş olan Firavun'un ordusunu helakına, türlü türlü kavminin Cenab-ı Musa aleyhisselama karşı ve Hazreti Nuh Neciullah aleyhisselama karşı tavırlarını gör de ibret al. Şu halde müminler bu sure-i şerifler 7 sureyle Allah israf etmez ki bize bir kıssa anlatsın. Demek bu 7 surenin içerisinde 70 bin mesele vardır ki seni beni sabit kılmak içindir. Dertlerimizin dert olmadığını göstermek içindir. Nefsimizin kandırdığı gailelerin büyük bir gaile olmadığını anlatmak içindir. Tercüman da bıyığını o düzeltiyor, yüzünü kaşıyor, tercümende ne cesari yok. Bıyık düzeltiyor inan edin tercümana, keyfe geldi, bıyıkların düzeltti, biraz da kaşındı, tercüme et. Vallahümme sabirim, bekleşip dururlar yanında. Sor mu? Sor tabii, kelimeler de ağır, tercümede kolay değil. İnşallah yardım et. Şu halde Allah kullarına hidayet için, kendi zatını bilmek için halk ettiği, kalplerine verdiği marifetle biz göreceğiz ki Allah'a itaatten başka çare yoktur. İşte kalplerimizin tespit edilmesi ve tatmin edilmesi. Vay bizim başımıza gelen neymiş? Ufacık bir meseleymiş, yanıldık. Nice büyük Allah dostları Allah'a olan merbutiyetin sebatını göstermişler. Veil olsun, yazık olsun bize ki ufacık bir musibete tahammül edemedik diyerek, esef ederek yaptıklarından pişman olmaları lazım gelir. Kıymetli müminler, Cenab-ı Nuh aleyhissalatu vesselamın hayatında anlatılacak meseleler, önce kısaca bir konuyu özetleyelim, haberiniz olsun. Sure-i Araf ile Nuh aleyhisselamın tebliği, kavmin cevaplarını, ayette tertip sırasına göre insanlara düşen kutsi vazifeleri, ayetlerden çıkan duruma göre kalp kasvetinin helaka sebep olduğunu, basiretin necata sebep olduğunu, kavmin helakını, gemi yapılmasını, geminin inşasını, geminin evsafını, geminin levazımatını, kimler ne tarzda binecek, nasıl olacak? Sure-i Yunus'ta Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Allah'a tevekkülünü, kavmin elinden geleni yapması için her türlü ruhsatı kendilerine verdiğini, Allah'a inkiyat edin, gemidekilere ancak necat verileceğini, Sure-i Hud'da irşat ve tebliğ, kavmin kendisini tekzip edip yalanladığını, kavmin üç şüpheyle Hazreti Cenab-ı Nuh Aleyhisselam'a karşı geldiklerini, fukara olan iman edenlerin tard etmesi lazım geldiğini, söz dinlemenin ilahi bir vazife,
kibir ve inatla dinlememenin musibet olduğunu, geminin binilmesinden sonra, geminin bilinmesinden sonra meydana gelen tufanın ahvalini, geminin yakıtının kumanda kaptan köşkündeki idaresinin, geminin her türlü Allah katındaki emanet ve emniyetinin besmele-i şerif ile olduğunu, yakıtı besmele, idaresi besmele, durması besmele, kalkması besmele, hiçbir dümenciye ihtiyaç yok. Ancak Allah'ın emanında necat bulmuş insanlar bir Rabbani nuraniyete yapışıyorlar ki besmele-i şerif. Geminin yanında mahzun bir baba, oğlu ve karısı helak olanlar arasında Allah'a münacatla onların durumunu öğrenmeye kalkması, Allah ona yahu yanu onlar senin zürriyetinden değildi diyerek iman ile olan kardeşliğin ebedi olduğunu, ana baba kardeşliğinin hiçbir neseple yakınlık olmadığını, benim anam babam benim kardeşim dediğin Allah'a düşman ise senin kardeşin olamayacağını, ancak kardeşinin imanda, tevhidde, İslam'da, vahdaniyette bir ve beraber olanlarla olacağını, şu halde gemiye binemeyen Kenan'ın Nuh Aleyhisselam'ın iman ehlinden olmamasından helakını, gemiye binemeyen karısı Vaile'nin durumunun aynı olduğunu, gemiye binmeyen Kenan'ın hamakatını delillerle, ayetlerle, kavmin ezalarını, tebliğini, gemi yaparken Cenab-ı Nuh Aleyhisselam'ın başına gelen musibetleri, sonra ikinci babamız olduğunu, Allah'a azimşan zikri cemil ile kıyamete kadar bizi yad ettirdiğini, sonra Allah-u Teala razı olsun, Nuh Aleyhisselam'ın ve Hud Aleyhisselam'ın haremlerinin, karılarının durumlarını, hiyanet ettiklerinden, iman etmediklerinden başına gelenleri, Hazreti Asiye anamızın Firavun gibi bir en Allah büyük en Allah'ın büyük düşmanı olduğu halde iman ile Meryem validemizin kemalatını, Sure-i Nuh'ta bütün ahkam-ı şeriyenin üç şeyle imtisal olduğunu, iki şeyde Allah'ın vaadini, üç şeyle kulların selahını, takdiri ilahi ve yürüdüğü cüziye ne olduğunu, ki en çok beşeriyetin kafasını işgal eden budur. Biz onların helakını takdir ettik. Demek ben ne yapsaydım helak olacaktım gibi bir kanaat gelmemesini, ancak Allah'ın takdirinin kulların iradelerine göre teşekkül edeceğini, ezelde kulların iradelerinin ne tarzda olduğunu Rabbimiz bildiğinden, o iradelerine göre muameleyi ilahiye raci olduklarını, kavmin peygamberi dinlememek için kulaklarını tıkadıklarını, elbiselerini başlarını örttüklerini, kızarak darp vurarak peygamberi dövdüklerini, Mecnun deli gibi sözlerle hakaret ettiklerini, karısı Vaile'nin dahi kocasına Mecnun ve deli dediğini, kafirlerle işbirliği yaptığını, sonra insanlara Allah kıtlık verdiğini, 40 yıl kıtlıkla mütenebbi olunmadığını, kıtlıktan ve musibet gelmeden önce Allah'a rücu ile istiğfar edilmesi lazım geldiğini, kulların başına gelen musibetlerin ilacının ancak Allah'a inkiyat ve istiğfar içinde bulunduğunu sizlere inşallah oradan bildireceğiz. Ve şunu bileceğiz ki Allah ancak menfaat ve mazarrat verebilir. Sure-i Cin 21. ayet, 22-23. Sure-i Cin, Allah'ın azabından insanı kimse koruyamaz. Böylece bu sohbetimiz bu özetleme ile bitmiş oluyor. Şimdi konumuza Allah lütfederse
girelim inşallahu teala. Görülecek ki çok hazin, çok elim, çok düşündürücü bir meseledir. Allah Azimüşşan ve Tekeddes Hazretleri her bir kavmine insanları hidayete getirmek için peygamberler gönderildiğini ulema-i izamın beyanına göre 124 bin peygamberin gelip geçtiğini, cümlesinin Allah'ın vahdaniyetini tarif ettiğini, cümlesinin La ilahe illallah Nuh Necciyullah, La ilahe illallah İbrahim Halilullah, La ilahe illallah İsmail Aleyhisselam, La ilahe illallah Lut Lebiyullah, La ilahe illallah Hazreti İsa Ruhullah, La ilahe illallah Musa Kelimullah gibi peygamberlere inkiyatla Allah'ın vahdaniyetini bilmekle insanlar mükellef tutulmuş. Çünkü görülecek ki Nuh Aleyhisselam'dan sonra Hud Aleyhisselam 2340 sene sonra meydana gelmiştir. Aralarındaki mesafe, Hud Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam'ın aralarındaki mesafe 10 zürriyet olmak üzere 2340 senedir. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve bütün dünya sular altında kalıp helak olup yalnız 3 Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kalıp dünya yeniden teşekkül ederek çoğalmasına rağmen 2300 sene sonra Hud Aleyhisselam'ın kavmi dahi şiddetli rüzgarla helak olmuştu. Demek insanlar en azim meseleleri görse, en tehlikeli, en şiddetli meselelere şahit olsa, nefsini terbiye etmedikçe onun da bozulacağı meydanda ve aşikardı. İşte Cenab-ı Nuh Aleyhisselam'ı da Rabbim Teala ve Tekeddes Hazretleri, Adem Aleyhisselam, Şit Aleyhisselatu Vesselam, İdris Aleyhisselatu Vesselam'dan sonra beşeriyete bir Resul olarak göndermiştir. Cenab-ı Nuh Aleyhisselatu Vesselam Allah'ın azametiyle bildirilen durum şudur ki zatıma yemin ederim ki muhakkak biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine Resul olarak gönderdik. Allah zatına kasem ederek Nuh Aleyhisselam'ı Resul gönderdiğini beyan buyuruyor. Sure-i Araf. Binaenaleyh Resul olarak gönderilen Nuh Aleyhisselam kavmine dedi ki ey benim kavmim Allah'a ibadet edin. Zira Allah'ın gayrı sizin için hiçbir mabut yoktur. Şu halde Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Allah'ın gayrıya ibadet ettiğiniz takdirde ben sizin üzerinize büyük denmeye şayan olan yevmi kıyametin azabından korkarım. Ben sizin üzerinize yevmi kıyametin azabından korkarım. Nuh Aleyhisselam bu ayeti celileler ile bize de şu anda vücudu saadetleriyle hazır olsaydı aynı ayetleri okuyacak idi. Aynı tarzda Allah'ın hükümlerini bildirecek idi ki ancak Allah'a ibadet edilir. Yaratılışımızın mahiyeti budur. Beşeriyetin insan olmanın hassesi budur. Kulluğun izzet ve şerefi ibadetin üzerindedir. Allah'tan gayrıya kim ne ibadet ederse boştur. Nokta bir. Allah'tan gayrıya ibadet en şiddetlisi küfür olarak putlara, en hafifi gizli şirk olarak Allah'ın gayriyi gönlüne sevgili etmektir ki bu asırda da bu mesele her birimiz üzerinde olabilir. Allah'tan gayriye ibadet etme. Eğer onun ibadetine
karısı sebep oluyorsa, çocukları sebep oluyorsa, malı mülkü sebep oluyorsa, riyaseti, siyaseti, rütbeleri sebep oluyorsa, sanki onlar onun için Allah'tan gayrı bir mabut hükmündedir. Yani sen Allah'ı bırakır da çocuklarından meşgul olur durursun, sen nasıl olur da Allah'a ibadetten vazgeçer de dünya malına girdap olarak Allah'ı unutursun? Sana ne olmuş da yaşın 60-70'e gelmiş, ölümün eşiğindesin de alnını secdeye koymuyorsun? Böyle zatları görebiliyoruz aramızda. Yaş 50-60'a gelmiş de alnını secdeye değmiyor. Devletin yüksek makamlarında çalışmış, milletvekili olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ama hala Allah'a ibadet etmiyor. Şu halde kıymetli müminler, burada hitap edilen ayeti celileleri her birimiz nefsine söylüyor. Nuh Aleyhisselam senin evine misafir gelmiş, sana nasihat ediyor, bana nasihat ediyor gibi dinlersek elbette büyük menfaat göreceğiz. Ne olmuş da siz Allah'tan gayrıya ibadet ediyorsunuz? Niçin hakkıyla ibadet etmiyorsunuz? Bu konu çok su götürür. İbadet ediyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, niçin huşunuz yok? İbadet ediyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, niçin ahlakınız değişmiyor? Madem hac bütün günahları yıkıyor, madem namaz insanı fuhşiyattan alakoyuyor, madem ki ibadet ediyorsunuz, sizin bu isyankar haliniz nedir? Yalanınız, gıybetiniz, haramınız, şeriata uymayan haramlı yerlerde çalışmanız, çoluk çocuğunu Allah'ın hükmüne yenilmeyen bir tarzda giydirmeniz, asrın icabı olarak türlü türlü nefsani şehvetlerin, eğlencelerin içinde bulunmanız size yakışıyor mu? İbadet etmek böyle mi olur demeye de geliyor. Yani Nuh Aleyhisselam kavmine demiş, bana ne canım, hayır hayır, bu ayet sana bana Allah nazil etmiş. Eğer bu ayet hiçbir faydası olmasaydı Allah bize 7 surede bunu defalarca tekrar etmezdi. Ya Rabbim ben ibadet ediyorum. Niye namazın huşusu yok? Niçin cumayı kılmıyorsun? Niçin işin cumana mani oluyor? Niçin hastaneye yattığın zaman namazın geçebiliyor? Niçin orucunu tutarken gıybet ediyorsun, yalan ediyorsun? Allah hakkıyla ibadet edin. Çünkü Allah'ın verdiği nimetlerin karşısında ancak ubudiyet şarttır. Nimetlerin şükrü ele geçmezse nimetin küfranı olur. Allah size o nimetleri elinizden alır. Ne kalır geriye? Helak kalır. Ha helak olmuşsun Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin dışındaki deryada, ha helak olmuşsun Hud Aleyhisselam'ın çizdiği dairenin dışında, ha helak olmuşsun senin kendi yatağının döşeğinin içinde. Helak oldun ya, gemide olmasaydın da aynı, döşekte olsan, senin evinde de olsan aynı, helak oldun ya. Ne olmuş yani, suda boğulmamışsın da döşekte boğulmuşsun, helak oldun ya helak. İnsan düşünürse çok zordur müminler. Nuh Aleyhisselam bu nasihatına karşı kavmin ileri gelenleri, ya Nuh biz seni açık bir delal içinde görüyoruz, iman etmeyeceklerini ısrar ettiler. Müminler, her ayeti celilede peygamberlerin tebliğinde görülen manzara şudur ki, hangi peygamber kavmine hakikati tebliğ ettiyse kavmin ayağını, ileri gelenleri, eşrefi o peygamberin başında birinci düşman olmuştur. Tıpkı Ebu Cehil'in Resulullah karşısında Ebul Hakem olduğu halde, tıpkı Ebu Süfyan'ın Kureyş'in en aziz, en hatırlısı olduğu halde, senelerce Resulullah Aleyhisselam'a muarız olduğu gibi, şu halde müminler, cemiyetin içerisinde az sonuna görülecek ki ileri gelenler fakir fukaraya, iman etmişlere menfi tesir etmiş olmaları gibi Allah yolundan geri kalmalarına da sebep oluyorlar. Efendim, başını ört, filan hocanın kızı da başını açmış,
Efendim Allah'a itaat et, baksana hangi asırdayız, nice ağalar, zenginler şunu yapıyor, bunları yapıyor gibi onların menfi hareketleri Allah'a inkiyat edip merbut eden salih kullara lisanen, lisanı ulaşmıyorsa ahvalen, ahvali ulaşmıyorsa dedikodu şeklinde dilden dile geçmek suretiyle kötü örnekte sebep oluyor. Şu halde hangi peygamberin kıssasını size okuduysam, ey benim kavmim Allah'tan gayrı ibadet mi etmeyin, illa Allah'a ibadet edin, hemen karşısında eşrafı, ayağını, ileri gelenleri Allah'ın hükmüne sırt çekmede sancaktarlık, bayraktarlık ediyorlar. Etsinler. Arkada gelenler de onu numune gösteriyorlar. Onlardan ibret alıyorlar. Onların helaka götüren yolları kendileri için bir numuneyi kötü olmasına rağmen, ibreti alem olmasına rağmen, işçi olmak namazı kılmamaya tesir etmez. İşçi olmak, fabrikada müdür olmak, hacca gitmeye mani olmaz. Asır icabı Allah hükmünü ortadan kaldırmaz. El-Hikemül Estağfurullah Fetuvai Hindiye'de yapılamayan kötü ameller, esir olan mümin, ben seni düşman kafiri, namaz kılma öldürürüm, abdest alma öldürürüm dedi. Zindana giren bir mahpus, namaz kılamadı, abdest alamadı, elleri kolları kesilmiş bir adam, namaz kılamadı, abdest alamadı, bunlara ne lazım gelir meselesinde, bunlara lazım gelen meselenin, bunlar beşerin tazikiyle olduğundan, yani hapishanede, hastanede, postanede, fabrikada bulunmak, beşerin tesiriyle olduğundan, İçtimai zaruretten doğduğundan, beşerin tesiri Allah'ın hükmünü kaldırmaya kifayet etmediğinden, teyemmümle namaz kılmaya mecburdur. Hastaneye yatan bir tarafında sidik torbası olduğu halde elinin kanıyla sahibi özür olarak mümkünse abdeste, o da yoksa teyemmümle İdrarı torbasına aka aka, ameliyat kanı çamaşırından çıka çıka namaz kılmaya mecburdur. Ferdin tazikiyle Allah'ın hükmü ortadan kalkması mümkün olmadığı için o insan ibadetini talik etmeye, geçirmeye müsaadesi yoktur. Bundan dolayı Allah şiddetle kendisini cezalandıracaktır. Hastaneye gidenin teyemmüm toprağı, yanında pusulası, yanında seccadesi olması lazım gelir. İşte Cenab-ı Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın, ey benim kavmim, ne oldu da siz Allah'a ibadet etmiyorsunuz, Allah'tan başkasını ibadet edilmez sözü altında, putperest kızıl kafir olmasına rağmen, derece derece iman sahibi olarak bizlere de bir hitab-ı ilahiye vardır. Ne oldu da sen hastanede namaz kılmıyorsun diyebilir Nuh Aleyhisselam. Ne oldu da fabrikada cumanı geçirdin diyebilir Nuh Aleyhisselam. Ne oldu da Avrupa'ya geldin, karını kızını çıplak gezdiriyorsun Nuh Aleyhisselam diyebilir. Ki Fahri Kainat Efendimizin hükmü elbette buna amir olduğu gibi bütün peygamberlerin hukuku da buna amirdir. Seni biz açık bir dalal içinde görüyoruz. Kavmin ileri gelen ayanları, sen bir sapıklık içerisindesin gibi, haşa haşa bir peygamber aleyhisselama, Nuh aleyhisselama cevap vermişlerdir. Şu halde Cenab-ı Nuh aleyhisselatu vesselam, pederi Lemek, onun pederi Müteveşli, onun pederi Ahnut ki İdris aleyhisselamın oğludur, işte Nuh aleyhisselatu vesselam, 40 veya 50 yaşında peygamberlik kendisine gelmiş, 950 sene peygamberlik yapmış, 1000 küsur yaşında Darül Beka'ya gitmiş, hep bu üç meseleyi söylemiş. Fahrettin Razi'nin beyanı veçiyle,
nedir? Allahu Teala'ya ibadet vaciptir. Bunu kaldıracak hiçbir hüküm yoktur. Hud Aleyhisselam'da da aynısını okuduk. İbrahim Halilullah'ta aynısını anlatacağız inşallah. Bu hiçbir değişmeyen kaide. İki, Allah'tan gayri sevgili mabut olmaz. Bu mabut put olduğu gibi Allah'ı unutturacak mal, mülk, evlat gibi şeylerde o insanın kalbinde şiddetle yer etmiş, Allah'ı unutturuyorsa, ibadetine mani oluyorsa bunu ortadan kaldırmak lazım gelir. Üçüncüsü, yevmi kıyamet şiddetle azap halindedir. Yevmi kıyametin durumu zordur. Allah-u Azimşan ve Tekeddes Hazretlerinin durumu zordur. Bu bakımdan dolayı Allah-u Teala razı olsun, bu meseleye riayet etmek lazım gelir. Kıymetli müminler, Sure-i Araf'tan ayeti celilenin beyanı ile 63. ayeti celilenin beyanı ile, ki o ayeti celile şöyledir. Nuh kavme hitaben: ey kavmim, siz beni yalanlıyorsunuz. Sizi inzar etmek, Allah'tan korkutmak için, sizin muharremattan ittika etmeniz, haramlardan Allah korkusuyla vazgeçmeniz için, merhameti ilahiye mazhar olmanız için kendi cinsinizden, halinizi, nesebinizden bir peygamber Allah gönderdi. Benim içinizden gönderilmiş bir kul olarak peygamber olmamam için taaccüp edersiniz diyerek ayet hitap ederken, ülemayı izam bu ayeti iki cihetle tefsir ve tevil etmişler. Allah için huzurumuza getiriyorum. Sure-i Araf 63. ayeti celilede müfessir-i izam ayetin tedbirine hayran kalmışlar. Elbet Allah tertiplemiş. Yahu bu ne güzel bir tertip sırasıdır. Peki bu tertipte ne vardır? Bu tertibin birincisi, Allah takva sahibi olan müttakiye takvana itimat etme. İki, azabı ilahiyeden emin olmaman lazımdır diyerek ayetten bu manayı çıkarmıştır. Nasıl? Siz beni tekzip ediyorsunuz ama sizi inzar etmek, korkutmak için, sizin haramlardan ittika etmeniz için merhameti ilahiye mazhar olmanız lazım. Şu halde sufiler, dervişler, tekkede hizmet eden kardeşler, Allah yolunda hizmet eden hocalar, hacılar, bakın Allah'ın ayetiyle size bize ne ferman oluyor. Ey takva sahipleri, ey muttakiler, 50 sene Sultanahmet'te imamlık ettim, 70 sene Şam'da müftülük ettim, 30 sene de Bağdat'ta okudum. Bunlar senin için güvenilecek bir kaide değildir. Allah Azimşan Sure-i Araf'ın 64. ayetinde, ey takva sahibi olan muttaki, ey Şam'da 50 sene imamlık eden, Bağdat'ta 30 sene okuyan hoca efendi, takvana güvenme. Neden güvenmeyeyim? Çünkü takvasına itimat edilmez. Neden edilmez? Allah ayetle sabit koymuş. Azab-ı ilahiyeden emin olmayınız. Niçin? Merhameti ilahi celbedemedikçe. 40 sene müftülük ettin. 60 sene Bağdat medresesinde müderrislik ettin. İstanbul'da 500 sene müezzinlik ettin Sultanahmet'te. Hayır, sen selaha ermiş olamazsın. Neden? Merhameti ilahiyi celbedemedikçe, Allah sana merhametiyle mağfiret etmedikçe, hocalar eviniz buradan gidiyor, müftüler eviniz buradan yıkılıyor, benim 30 senelik müftülüğüm 5 kuruş etmez, Allah'ın merhametini celbedemediysen, Allah sana rıza nazarıyla bakmadıysa, yaptığın amel seni kurtaramaz. Ey tekkiye hizmet eden derviş, 70 bin sene tatacaksan, 60 bin sene kazan kaynatsan, kendi ameline güvenme.
merhameti ilahi celbetmedikçe muradına eremezsin. İkinci tefsir sahipleri bu ayeti celiliyi üç makama ayırmış. Allah peygamber gönderiyor, resul gönderdi aynı ayeti celile.